Merhaba arkadaşlar, işte yine karşınızdayız. Bu sefer 12. sınıflar temel dini bilgiler dersi yazılı sorularıyla karşınızdayız. 21 soruluk test ve doğru yanlış sorularından oluşan bir sınavdır arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci sorumuz, Rabbin ona başkasına kulluk etmemenizi, anne babaya iyilik muamele etmenizi emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. İsra suresi 23 ayetin mealinde aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Arkadaşlar burada cevap C. Ancak çoğu arkadaşımız buna itiraz ediyor. C şıkkı ne diyor? Anne ve babaya güzel söz söylemek Allah'ın bir tavsiyesidir diyor. E peki bunlara şurada onlara güzel söz söyle. Ama tavsiye etmiyor arkadaşlar. Allah emrediyor burada. Soru kökünden cevaptan ne diyor? Ona güzel söz söylemek Allah'ın tavsiyesidir. Hayır. Allah'ın emridir. Doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Diğer 4 seçeneği de okuduğunuz zaman net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Fazla uzatmamak için videoyu geçiyoruz. Siz durdurup okuyup tartışabilirsiniz aranızda. 2. Kur'an-ı Kerim'e göre Müslüman bir erkek kimlerle evlenebilir? Hala, teyze, yeğen, süt kardeş, kuzen, süt annesiyle. Arkadaşlar Müslüman bir erkek, burada doğru cevap tabii ki D seçeneğidir. Kuzeniyle evlenebilir, yeğeniyle, süt kardeşiyle, süt annesiyle, hala ya da teyzesiyle evlenemez. 3. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Yukarıda verilen hadis-i şerife dayanarak İslam'ın nasıl bir din olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki arkadaşlar birbirini sevmek diyor, değil mi? Bir sevgi dini, bir barış dini olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap nedir? B seçeneği, bir barış dinidir. Geçiyoruz hemen bir sonraki sorumuz. Dördüncü sorumuza. Şıkların hepsini okumuyorum arkadaşlar. Doğru cevabı bulduğumuz anda işaretliyoruz. Video fazla uzamasın diye 4. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Bu ayetin mealinde aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor? Soru köklerine dikkat edelim. Çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Dördüncü soru. Kur'an aile için dua etmeyi insanlara öğretir. Evet, Kur'an çocuk terbiyesini öğretir. Evet, Kur'an ailenin manevi yönüne değer verir. Kesinlikle doğru. Kur'an Müslümanların topluma önderlik etmelerini ister. Zaten yazıyor. Kur'an aile olgusunu her türlü şeyin üstünde tutmuştur. Hayır arkadaşlar, bunu çıkaramayız. Bu ayette bu yok. Evet, aileyi üstün tutuyor ama bu ayette çıkarılabilecek bir seçenek değil. Aile olgusunu her şeyin üstünde tutan bir cümle yok. Eğer sorunun seçeneğinde doğru cevabında emin değilseniz yorum kısmına kendinize ait doğru cevabı yazabilirsiniz. Biz de düşünür ve sabitleriz cevabınızı yukarıya. 5. Evlilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Evlilikte eşlerin birbirlerine sadık olmaları gerekir. Doğru. İslam'a göre evliliği kolaylaştırılması gerekir. Kesinlikle. Evet, İslam öyle emreder. İslam'a göre anne babadan habersiz nikah kıymakta bir sakınca yoktur. Hayır. Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneği. Hemen işaretleyip geçtik. Geçelim 6. soruya. 6. soruya şurada ulaşalım. Boşanma ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olanlardan hangisi yanlıştır diyor. İslam'da boşanma Allah'ın en sevmediği helaldir. Evet, doğru. Kur'an eşler arası problemlerin giderilmesi için hakem tayin edilmesi ve barışın sağlanması yönünde yol gösterir. Evet. Karşılıklı anlayış boşanmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Karşılıklı anlayış boşanmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Kalsın bir kenarda bakalım. Boşanma durumlarında toplum büyük zarar görür. Doğru. Boşanan insanların başkalarıyla evlenme hakkı yoktur. Bu doğru mu arkadaşlar? E mi C mi? Karşılıklı anlayış boşanmanın önündeki en büyük engeldir. Evet, boşanmayı engeller değil mi karşılıklı anlayış? Anlayışlı olduğu zaman insanlar birbirlerine karşı boşanmaz. Bu şekilde de engellenmiş olur. Soruyun şıkkını doğru okuduğumuz zaman başkalarıyla
evlenme hakkı yoktur. Seçeneği yanlıştır. Geçiyoruz hemen 7. soruya. Müslüman insanların elinde ve dilinde güvende olduğu kimsedir. Evet, Müslüman insanların elinde ve dilinde güvende olduğu kimsedir. Hadisinde vurgulanan temel konu nedir? Müslüman insanlar kesinlikle zarar vermeyen ve insanların kendilerine güvendiği kişidir. Müslüman başkalarına karşı kendini güvende hisseder. Müslüman başkalarının düşüncelerine karışmayan kişidir. Müslüman aşırılıklardan uzak durur. Müslüman eliyle ve diliyle yaptıklarından sorumludur diyor 7. sorumuz. A seçeneğimiz ne diyor arkadaşlar? Müslüman insanlara kesinlikle zarar vermez ve insanları kendisine güvendiği kişidir. Ne diyor? Elinden, dilinden güvende olduğu kimsedir. Yani A seçeneği doğru cevabımız arkadaşlar. Geçiyoruz hemen 8. soruya. Okuyalım önce. 8. sorumuz arkadaşlar. Ey iman edenler, kendinizi anne babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki ayetle ilişkilendirilemez diyor 8. sorumuz arkadaşlar. Bir topluma olan kinini sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Kesinlikle doğru. Şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Haksızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. Evet, doğru. C. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Hayır, burada arkadaşlar alakası yok. Ey iman edenler, kendinize anne babanızda herkese yardımcı olun ama Allah için şahitlik yaparken adaleti koruyun diyor. C seçeneği arkadaşlar. Dost doğrudur Allah'ın yolu. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iterdi. Burada herhangi bir şey ilişkilendiremiyoruz yukarıdaki ayetle arkadaşlar. Geçiyoruz 9. soruya. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi kardeşliğin farklı bir yönü vurgulanmaktadır? Evet, farklı bir yön arkadaşlar. Hemen bakalım. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez ve yüzüstü bırakmaz. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerimizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Evet. Hiçbiriniz kendi nefsi için arzu ettiği kardeşi içinde sevip istemedikçe iman etmiş olmaz. Evet, Müslüman kardeşine hakaret etmesi bir kişiye kötülük olarak yeter. Evet, Müslüman kardeşine hakaret etmesi bir kişiye kötülük olarak yeter. Evet, bir Müslümana ödünç veren iki misli sadaka sevabı kazanır. Kardeşliğin farklı yönü ama E seçeneğinde kardeşlikten bahsetmiyor arkadaşlar. Sadece Müslümandan bahsediyor. Yani doğru cevabımız 9'da ne olacak? E seçeneği olacak. Geçelim 10. soruya bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki güvenirliği olumsuz etkileyen unsurlardan değildir? Soru köklerine dikkat edelim. Değildir diyor. Haset etmek, evet. Gıpta etmek, ne diyor? Güvenirliği olumsuz etkileyen. Gıpta etmek arkadaşlar olmaz. Güvenirliği olumsuz etkilemez. Gıpta etmek nedir? Özenmektir. Onu özenmek veya beğenmek diyebilir. Gıybet etmek, tecessüs etmek, riyakarlık yapmak. Evet, doğru cevap B seçeneği, zaten sorunun cevabı nettir. Aşağıdaki cümleleri doğrunun başına D, yanlış olanları da Y koyarak cevaplayınız diyor. Hemen doğru yanlış sorularımıza geldik. Şurada doğru yanlış olarak yazalım arkadaşlar. Birinci sorumuz ne diyor? Kur'an zandan kaçınmamız gerektiğini emreder. Evet, zandan kesinlikle kaçının diyor. Çünkü zan nedir? Kötülük getirir. Kur'an'a göre fitne adam öldürmekten daha büyük günahtır. Evet arkadaşlar, kesinlikle. Münafık, inanmadığı halde Müslümanım diyen kişidir. Evet,
İnanmadığı halde inanıyormuş gibi görünen kişiye biz ne diyoruz? Münafık diyoruz arkadaşlar. Oysa ki sadece çıkarı için inanırmış gibi görünür. 14. Allah hiçbir şekilde terörü sevmez. Kesinlikle doğrudur. Zina etmenin topluma hiçbir etkisi yoktur. Hayır, topluma yıkıcı etkisi vardır. Yanlış arkadaşlar. Kur'an'a göre haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir diyor. 16. soru elbette ki bu doğrudur. 17. soru arkadaşlar, Kur'an'a göre alkolü sarhoş etmeyecek derecede tüketmek helaldir. Yanlış arkadaşlar. Bağımlılık yalnızca maddi şeyler için geçerlidir. Kesinlikle yanlış, olmaz bu. 19. Allah El Adl, Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Çok adil, asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden anlamına gelir. Baktığınız zaman Allah'ın isimlerinin karşısına arkadaşlar bunun doğru olduğunu göreceksiniz. 20. Başkasının evinin içine izinsiz bakmakta bir sakınca yoktur. Bu olur mu arkadaşlar? Hem dini, hem ahlaki, hem insani yönden kesinlikle yanlıştır diyoruz. Geçiyoruz 21. soru. Klasik bir soru arkadaşlar. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Nisa suresi 58. ayette anlatılmak istenen örnekle açıklayınız. Ne anlatmak istiyor arkadaşlar? Emanet ve adaletten bahsediyor. Çünkü insanlığı kötülüğe sevk eden adaletsizlik ve emanete hıyanettir arkadaşlar. Emanete korumamaktır. Şöyle, Allah'ın emrettiği ilim birikimini kaybolmadan korunmasını sağlamak, sonraki nesillere doğru biçimde aktarılmasını sağlamak için mutlaka her şeyi ehline, yani o alanda yetkin olan kişiye vermeniz lazım. Yetkin olan kişiye herhangi bir şeyi teslim ettiğiniz zaman o teslim ettiğiniz şeyi aynı şekilde, aynı güzellikte geri almanız imkansızdır. Maddi ya da manevi fark etmez, mutlaka o bozulur. Eğer ehil kişilere teslim edilmemişse mutlaka ama mutlaka bozuk olarak size geri dönecektir. İnsanlara hükmettiğiniz zaman ki burada arkadaşlar tüm Müslümanlara ama daha da özel olarak yönetici, din lideri aslında virgül koymamışız buraya. Yönetici, din lideri ve alimlere seslenmektedir bunlara. Çünkü evet bütün insanlara sesleniyor ama en fazla kimdir? Yönetici konumunda olan, söz sahibi olan ve toplumu yönlendirebilecek konumda olanlara sesleniyor. Emanet ve adalet, emanetler ehline verildiği ve adalete riayet edildiği müddetçe cemiyete huzur, saadet bulunmuş. Hıyanetler ve haksızlıklar ise huzursuzlukların, kavgaların, savaşların, servet ve neslin helak olmasına baş sebepleri arasında yer almıştır. Emanet korunması istenen maddi ve manevi, yukarıda da bahsettik, maddi ve manevi değerlerdir. Kişinin kullanıp sahibine iade etmek üzere aldığı eşya emanet olduğu gibi devletin hizmet ve makamları da emanettir. İlim, din, anlaşma ve sözleşmeler, komşuluk hakları emanettir. Bütün bunlar korunacak ve muhataplarına, ilgililere teslim edilecek. Ne maksatla verilmiş ise ona uygun olarak kullanılacaktır diyor. Evet arkadaşlar, sınavımızı umarım beğenmişsinizdir. Tekrar tekrar izleyebilir, videoyu durdurarak not alabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuza yorum yazarsanız biz de seviniriz. Yeni sınavlarda buluşmak üzere, bir sonraki paylaşımda bulunmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle ve bizimle kalın arkadaşlar.